misafiriniz var efendim. Kim? Cihan Hanım. Salona alın, geliyorum. Ne istiyorsun Cihan? Kardeşim için geldiğimi biliyorsun. Onun hakkındaki şikayetini geri al. Hapisten çıkması sana bağlı. Üstüne attığın iftirayı temizle. Beni öldürmek isteyen birisi için neden yardım edeyim? Kanun onun cezasını verecek elbette. Ben yasalara saygılı bir insanım. Senin ne kadar namuslu olduğunu biliyorum. Bana kendini anlatmaya çalışma. Bir zamanlar birbirimizi sevmiştik. Beni aldattın, kullandın. Bütün malımı mülkümü elimden aldın. Benim paramla efendi oldun. Nasıl her lokmanın üstünde kimin kısmeti olduğu yazılıysa, bu paranın üstünde de benim adım yazılıymış. O paraları yemek benim kısmetimmiş. Şimdi kozlar benim elimde. Ekrem de bunu hazmedemiyor. Yanılıyorsun. Ekrem bana yaptıkların için sana saldırdı. İntikam içindi, zenginliğin için değil. Belki. Ama hapishanede aklı başına gelir. Kanunun kestiği parmak acımaz. Güçlüydüm, kazandım. Çok aşağılık bir adamsın Rasim. Şşş, bağırma. Benim evimde olduğunu unutuyorsun galiba. Sinirlenip kalbimi kırıyorsun. Kalbini kırmak mı? Eğer bu evi başına yıkmazsan bana da Cihan demesin. Rasim'le konuştum. Davasından vazgeçmiyor. O aşağılık herife hiç gitmeyecektin. Ne yaparsa yapsın fazla ceza veremezler bana. Yakında çıkarım. Vakit doldu efendim. Ben yarın avukatla gelirim. Ne yapıyorsun sen? Temizliyorum beyim. Yaşlı ve fakirim. Bir bahşiş verirseniz Allah sizden razı olsun derim. Bas git buradan. Hadi bas. Hey moruk! Sen mi çizdin burayı böyle? Vallahi ben yapmadım beyim. Sadece temizledim. Yalancı herif! Ben yalancı değilim efendim. Ben sadece temizledim. Bak hala konuşuyor köpek herif! Namussuz! Adi! Ben efendim... Hey, zavallı bir ihtiyara vurmaya utanmıyor musun? Sen kendini ne zannediyorsun? Kimsin sen? Sıradan bir insanım. Bir çizik için bu yapılırım. Bana bak, sen bu arabanın değerini biliyor musun? Bu bir Mercedes. Sen hiç böyle bir araba kullandın mı hayatında? Hayır, kullanmadım. Ama düşünüyorum. Hem de şimdi. Bana bak, denedin mi? Ne yapıyorsun sen? Bakalım, bir numaram daha var. Mahvoldum. Bu araba benim paramla 1000 lira eder. Al. Eyvallah.
Bakışın var ya, beni benden alışın var ya. Korkutmaz artık beni hiçbir şey. İçimde aşkın olduktan sonra. Sen bir yana, o dünya bir yana. Kankramı gönder de seni bana. Sen bir yana, o dünya bir yana. Sarsam kuram seni canıma. Sinirin geçti mi? Biraz. Senin yanındayken geçmemesine imkan var mı? Ne kadar zamandır seninle birlikteyiz Kadir? 15 dakikadır. Alay etme lütfen. O zaman dünya kurulduğundan beri. 1,5 yıldır birlikteyiz. Ve sen hala bana ne iş yaptığını söylemedin. Hırsızım desem inanır mısın? Bırak şu şakayı artık. Ciddi söylüyorum. Of, nereye gitti bu anahtar? Ne arıyorsun? Galiba anahtarımı içeride unuttum. Ben ne güne duruyorum? Bak şimdi. Gördün mü? Beni korkutuyorsun Kadir. Yoksa gerçekten hırsız mısın? Asıl hırsız sensin. Çünkü kalbimi çaldın. Dur, vurma. Senin ne işin var burada? Neden? Yalnız senin mi ihtiyacın var paraya? 2 saattir bu kasayla uğraşıyorum. O sırada sen geldin. Hadi yarı yarıya bölüşelim. Nedenmiş o? Ustan değil miyim? Tıraşı bırak, metelik vermem. Bu paraya ihtiyacım var. Artık ihtiyarladım. Bu son işim olacak. Anlıyorum. O zaman bu paralar senin olsun. Sağ ol evlat. Bu iyiliğini unutmayacağım. Biz de kısmetimizi başka kapıda arayalım. Kiçi kiçi. Selam. Canım benim. Deli mi ne? Kiçi kiçi. Huhu, tatlım. Ay, bir türlü yetişemedim sana. Ne olur kusura bakma tatlım. Küçücük bir kaza yaptım. Senin orada olduğunu görmedim. Boş verin, benim işim yok. Canım benim kiçi kiçi. Ne tatlı, ne yakışıklı bir adamsın sen öyle. Sen de Kleopatra gibisin. Sahi mi dedin? Kleopatra yesin seni. Bırak, o bırakmam. Bırakamam. İşim gücüm. Bırakmam seni dedim. Allah, bırakmam. Allah, çattık, bırakmam. Bırak. Beni beğenmedin mi yoksa? Ben daha genceciğim. 15 yaşına yeni girdim. Evet. Kiçi kiçi. Nereye? Hadi söyle nereye? Seni gibi yaramadın. Kleopatra sen. Bırak ya Allah. Ne oluyor burada? Trafiği kapatmasınız. Yok. Bir şey yok memur bey. Ben ufacık bir kaza yaptım da. Beyin şeyine çarptım. Otosuna. Öyle değil mi kiçi? Evet, doğru söylüyor. Ruhsat veliyetinizi lütfen verir misiniz? Neyimi vereceğim ben? Tabii verir mi? Tabii bu getiriver. Arabadan alıp getireyim peki. Hadi çabuk. Sizinkiler nerede hanımefendi?
Ha, bizimkiler, ben. Ben yalnız gezerim memur bey. Ehliyetinizi soruyorum hanımefendi. Benim ehliyetimi? Ne ehliyeti canım? Ben kendim ehliyetim. Ben baştan aşağıya ehliyetim. Uzatmayın, lütfen verin ehliyetinizi. Kusura bakmayın. Ehliyet. Haklısınız. Şimdi veriyorum ehliyetimi memur beyciğim. Şimdi. Hey, dur! Gitti. Dur, kaleme adam! Bunu yapan belli ki eski bir kurt. İşte bu herif. Uzmanlarımız robot resmini çizdiler. Kaçıp gittiğine göre son soygunlarla ilgisi olabilir. Bak bakalım. Adam şu çizilen resme benziyor mu? Bu. Tamam efendim. Kaçan adam bu. Bu resmi tüm devriyelere dağıtın. Baş üstüne komiserim. Aydan mı düştün nedir? Sus! Aman sen de sus. Dur ya, bu camın parası ne olacak? Merhaba. Yumur Robin. Yok yok. Yukarıdan düşmedim. Şöyle yüksekliği ölçtüm. Fazla bir şey değilmiş. Sağ ol, arkada da var. Hop hop, oraya kadar hop hop, Allah'a ısmarladık. Hop dedi. Bana bak şişko, silah kullanmayı bu kadar seviyorsan Luna Park'a git. Niye izliyorsun beni? Benim adım Murat. İzlediğim adımın peşini bırakmam. İşi sonuna kadar götürürüm. Peki ne iş yaparsın? Kabadayı mısın? Söyler misin bana? Evet, bunu tanıyor musun? Yakışıklı bir delikanlı değil mi? Senin akraban mı yoksa? Ne iş yapıyor? Çalıyor. Çalıyor mu? Çok ayıp, çok ayıp. Bu zamane gençliğinin durumunu hiç iyi görmüyorum. Dostum, bu tabancada 3 tane mermi var. Kaç tanesini istersin? Yok, ben aç değilim, sen ye. Afiyet olsun. Bana bak, çanta. Çanta mı? Çanta! Tamam, veriyorum. Ama içinde giysilerimden başka bir şey yok. O da sana olmaz. Amma da ağır elim varmış dostum. Biraz daha çenemi kırıyordun. Bana bak şişko, kafamı kızdırıyorsun benim. Dur bakayım, nereye öyle acele ediyorsun? Bu kadar şaka yeter. Ver elini bakayım şöyle. Bana bak şişko, polisler geliyor. Geliyor mu? Her ikimizin de canını okuyacaklar. Senin istediğin paraysa bölüşürüz. Al, yarı yarıya. Bölüşürüz ama parayı değil, cezayı. Evet, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre... Thank you.
Çok üzgünüm Sevgi. Böyle olmasını istemezdim. Beni görmeye gelmeyeceksin. Söz ver bana. Bir şey söyleme. Seni seviyorum. Ve bekleyeceğim. Selam ahbap. Bir şey mi istedim? Evet. Küçük bir bilgi. Eğer bildiklerini söylersen çok kazanırsın. Git işime be. Benim kimseye verecek bilgim yok. Başımdan çek git be. Bana bak yarma. Kibarca sorularımı cevaplarsan karlı çıkarsın. Aksi halde sen bilirsin. Seni şimdi hastanelik ederim. Anan güzel mi? Anan güzel mi ha? Nasıl, beğendin mi? Anam güzel miymiş? Yeah, yeah. Al bakalım. Onlar ne zaman gelecek bilmiyorum. Söyle, söyle. Yarın 11'de. Neyle gelecek? Dırla. Plakasını söyle, söyle. 34-0183. Sevdim, el aldı aman aman. Bir yar sevdim, el aldı. Bugün çok neşelisin Mehmet, hayrola? Hayırlı abi, hayırlı. Allah kısmet ederse evleniyorum abi. Bir evim olacak, karım olacak, evde beni bekleyen biri olacak abi. Bizim gibilerin evi ailesi olmaz dostum. Yoksa işi bırakacak mısın? Evet abi, bu son işim. Abi polis. Bu geçiş izni. Çabuk bakın, hemen gitmem gerekiyor. İşim acele. Anladım, dur biraz. Uykun varsa evine git abi. Rüyamda bu arabada kaçak mallar gördüm. Ne demek istiyorsun? Ne demek olduğunu anlarsın, kaçak mallar diyorum sana. Hadi aç arabayı, arama yapacağım. Yürü diyorum. Vallahi billahi bir şey yok abi. Yürü dedim sana. İnan bana, bir şey yok abi arabada. Aç kapıyı. Abi arabada bir şey yok. Mühürleri kırın. Abi nasıl kırarsın? Bagajı kırma abi. Aç dedim sana. Ya abi bir şey yok içeride. Ne oluyor orada?
Selam Ömer. Polisleri atlatman bir harikaydı. Mal nerede? Alın götürün. Seni kutlarım dostum. Sen bu grubun en mükemmel adamısın. Bir tanesin. Senin gibi 3 adamım daha olsun dünyaları kazanırdım. Hepimiz sana teşekkür ediyoruz. Yeter. Kısa kes Rasim Bey. Bugün senin yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu öfkenin sebebi Mehmet mi? Tüm yaşamı boyunca gece gündüz demeden senin için çalıştı. Halbuki sen onu bir hayvan gibi öldürttün. Polisin eline geçseydi konuşurdu. Bu da bizim için hiç iyi olmazdı Ömer. Mehmet ölümü kendi seçti. O yaşamak istiyordu. Ölmek değil. Hayatı boyunca bir yuvası, bir evi olsun istiyordu. Bizim işte bu kadar duygusallığın yeri yoktur. Polis bizim için en büyük tehlikedir. Bu kadar yıldır seninle birlikte çalışıyorum. Senin bu kadar adi, riyakar olduğunu bilmezdim. Bundan sonra seninle çalışmıyorum. Aptallık etme Ömer! Benimle çalışmaktan vazgeçersen yaşatmam seni! Bunu böyle bil! Bak Rasim! Senin tehditlerine karnım tok! Bugünden itibaren adımı defterden sil! Benden ayrılan ölür, bunu bilmiyor musun? Senin yanında yaşamak da bir, ölmek de bir. Ben gidiyorum. Dur Ömer! Son pişmanlık fayda getirmez. Dur, dur diyorum! Aptallık etme Ömer. Salak! Onun ölmesini istemiyorum. Ayşem! Ayşem! Babacığım! Gel!
koş. Gel canım, gel. Yavrum benim. Ne ayıp, ağlamışsın sen. Niye ağladın? Hiç gelmeyeceksin sandım babacığım. Yavrum benim, gelmez olur. Beni hep böyle gezdirecek misin babacığım? Tabii kızım, sen istedikten sonra tabii gezdireceğim. Babacığım, sana bir şey sorarsam kızar mısın? Ha? Sor kızım, niye kızayım? Annem çok mu güzeldi? En az senin kadar hayatım. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni canım kızım. Hadi öp bakalım babayı. Biraz eğlenelim ha. Ne hadi eğlenelim. Yarışa var mısınız yarışa? Hadi bakayım. Çocuklar, önümüzdeki arabayı kuşatalım, ne dersiniz? Hadi, hadi bakalım. Amca dikkat et kendine, ezeceksin bizi. Oğlum edepsizlik etmeyin, bir kaza yapacaksınız. Ben büyük bir şampiyonum. Karşımda ne Fraser ne de Muhammed Ali dayanabilir. Tabii bak, sağa bak, sola bak, garda bak. Baba bak şu hale bak. Ne oluyor? Bunlar da kim? Eyvah, mahvolduk. Serseriler geldi. Hadi hadi. Sen boksörsün, korkacak ne var? Ha öyle tabii, ben boksörüm, korkacak ne var? Gelsenize buraya. Erkekseniz teker teker gelin. Bir sağ bir sol. Atlar, kandar, kroşe, aparkün. Tamam yediniz. Vurma. Yavrum, biz varken polise ne hacet? Ne tatlı şeysin sen ha? Arol! Yoldaki terbiyesizliğiniz için hesaplaşmaya geldim. Ne o moruk, bu laflar bize mi ha? Motor iyice ısındı. Şimdi soğuturuz, merak etme. Merhaba. Selam. Bu kızım Ayşem. Merhaba. Baban çok kuvvetliydi. Senin adın ne? Sevgi. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Nasılsın abicim? Çok iyi. Sağ ol, ben deyim abi. Sen olmasın. Teşekkür ederim. Hak etmişlerdi. Sevgi ablayı eve bırakalım mı? Tabii, neden olmasın? Buyurun. Siz onu bırakın, ben buradakilere haklıyım. Ya kim vurdu be? Kim? Çıksana karşıma, kaçma benden. Ben şampiyonum, şampiyon. Teşekkürler. Sevgi abla, yeniden rahatsız ederlerse bizi çağır. Hemen geliriz. Tabii, hemen geliriz. Burada yalnız mı oturuyorsun? Evet. Biliyor musun, babam gidince ben de yalnız kalıyorum. Gel ya. Neden? Annen yok mu senin? Hayır, annem öldü. Seni yine görebilir miyim? Tabii Ayşe. Ne zaman istersen. Seni çok sevdim. Ben de seni canım. Hoşça kal. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşça kal. Hoşça kal. Seni yine görmeye geleceğiz. Bizi unutma. Ben yarın çıkıyorum. Ucunda para olan mükemmel bir iş var. Bunu ancak senin parmakların başarır. Bu iş için seni bekliyorum. Çıktığında ben seni bulurum. Tamam mı? Oldu. Çok para var bu işte. Hayatının sonuna kadar sevdiğinle mutlu olursun. Oldu mu? Tut bakalım. Ay. Tamam.
seni çok seviyorum. Al bakalım. Hop. Aha, Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne o? Kıskandın galiba. Baksana, gözü beni bile görmüyor. Seni seni seni. İkinizi de çok seviyorum. Ben de seni. Çok şanslıyım. Bunun şansla ne ilgisi var? İnsan severse her şeyi çok güzel görürmüş. Bana da her şey çok çok güzel görünüyor. Demek bitti ha, geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Artık kasa masa soymak yok değil mi? Yo, Allah göstermesin. Aman düşmanımın başına bile vermesin Allah. Aklım başına geldi öyleyse anlaşılan. Aferin sana. Hadi atla arabayı evine götüreyim. Yo, sağ olun. O arabanın beni en son nereye götürdüğünü daha unutmadım. Peki ne yapalım, sen bilirsin. Sevgi. Kadir. Seni çok özledim. Kadir. Buyurun. 6 ay boyunca haftada 2 kere bana imzaya gelmek zorunda olduğunu unutma. Merak etmeyin komiserim. Haftada 2 kere. Unutma. Tamam. Hadi çek. Ne düşünüyorsun? Geleceğimizi. Bu konuda bir şey söyleyebilir misin? Tabii. Yeniden hapse girsem seni de birlikte götürmeyi düşünüyorum. Ay, saçmalama lütfen. Yok, saçma değil, gerçek. Artık sensiz bir tek gün bile düşünemiyorum Kadir. Ben de nereye baksam seni... Önüne baksana sen. Biliyor musun, bir gençle tanıştım. Çok iyi bir insan. Kimmiş o? Pek fazla bilemiyorum. Daha çok bir şaire benziyor. Demek öyle. Kadir, ne oldu? Niye kızdın? Ben şaka yapıyordum. Ben böyle şakalardan hoşlanmıyorum, anlaşıldı mı? Söz veriyorum. Bir daha bu tür şaka yapmayacağım. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Seni götürmeye geldik. Böyle davet de görmedim. Nereye gidiyoruz? Gittiğinde anlarsın. Yürü. Merak etme canım. Az sonra dönerim. Geldik patron. Oo, beni davet eden sen misin demek? Hoş geldin. Arkadaşlar seni üzmediler ya. Yo, davet güzel de davetiye biraz garip geldi bana. Güzel silah. Dener misin? Fantastik. Arkadaşın iyi nişancı abi. Kız kardeşim Cihan. Memnun oldum. Ben de. Ben de memnun oldum. Gel, içeride konuşup bir şeyler içeriz. Şerefe. Şerefe. Bu adamı tanıyor musun? Evet, kumarda tam 800 bin lirasını aldım. Yanlışın olmasın, o milyonlarla oynar. Olabilir ama benim için değeri neyse ben o kadarlık oynadım. Doğru. Değeri ancak o kadar eder. Diğer tüm serveti bana ait. Ellerinin çok becerikli olduğunu duydum. Evet, parmaklarımın değdiği her kasa kendiliğinden açılır. Bu nedenle onun kasasını açmanı istiyoruz. Al dostum. Burada 4 milyon lira var. Bu avansın. İşten sonra 6 milyon daha alacaksın. Rasim zor bir gangster. Ben hapisten yeni çıktım. Bu meseleyi daha sonra konuşsak. Dostum, al parayı. Onun sayesinde sen bizi, biz de seni unutmayacağız. Ah,
Sen neden gelmedin? Su soğuk ama çok güzeldi. Eğer ben gelseydim denizden ateş çıkardı. Döndüğüne bir türlü inanamıyorum. Beni şımartıyorsun. Kimdi onlar? Hangileri? Seni zorla götürenler. Ne istiyorlardı senden? İstedikleri bir şey yok. Küçük bir ziyaret. Hepsi o kadar. Kadir, korkuyorum. Korkmana gerek yok. Küçük bir iş. Yine başının belaya girmesinden korkuyorum. Korkma. Kötü günler geride kaldı. Buradayım. Seninleyim. Bizim. Ne kadar çok para. Nereden buldun? Üzümünü ye, bağını sorma demişler. Yine de söyle. Başka soru istemem. Sen bu paraları nasıl harcayacağını düşün. Kadir, sen parayı mı yoksa beni mi seviyorsun? Parasız yaşanmayacağını bilmiyor musun? Çıldırdın mı sen? Parayı nasıl kazandığını biliyorum. Sen hiç değişmeyecek misin Kadir? Hep çalacak mısın? Evet, çalıyorum. Zenginlerden alıp fakirlere veriyorum. Hastalara dağıtıyorum. Sana bu hakkı kim verdi? Neden? Neden anlamıyorsun beni? Her şeyi senin için yapıyorum. Sarhoş adamların karşısında dans edip şarkı söylemeni istemiyorum. Çekip kurtaracağım seni bu hayattan. Sen hapisteyken ben yapayalnızdım. Neler çektim biliyor musun? Bana gerekli olan sensin. Bu paraların bize mutluluk getireceğine inanıyorsan ben yokum. Neredeydin? Öteki dünyada. Bizim dünyaya ne zaman geleceksin? Henüz karar vermedim. Bir plan yapmam lazım. Aksi halde polis bu işi benim yaptığım anlar. Düşün ama iyi düşün. Yalnız verdiğin karar olumlu olsun ha. Ne demek istiyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Kes şu gürültüyü! Kes şu gürültüyü! Kes dedim sana! Ne beyinsizsin ya! Sen laf anlamaz mısın be adam? Görmüyor musun? Konuşuyoruz! Kör müsün nesin? Bir şey mi söylediniz? Konuşmamız bitince gideceğiz. Patlamadın ya! Acele işim var. Yolu açın da gideyim. Bak küçük, eğer terbiyeli çocuk olursan sana hiçbir şey yapmam. Aman aman kızma, ben söz dinlerim. Gazla! Ha, ha, ha.
Bana bak, işin içinde silah yoktu. Hoşlanmadım bundan. Seninle hesabımız kapanmadı daha. İkinci karşılaşmamızda seni geberteceğim. Kim bu? Dikkat edilmesi gereken bir yılan. Anladım, sağ ol. Sen olmasaydın işim bitikti. Sağ olasın arkadaş. Teşekkür edecek bir şey yok. Sen işini bitirmiştin. Laf aramızda çok iyiydin. Hadi gideceğin yere bırakayım seni. Bana dargın mısın? Yok. Ama hiç aramadın bizi. Dur yapma Ayşem, yapma. Dargın falan değilim dedim ya, yapma. Peki ama neden aramadın? Vaktim olmadı, dur. Dur diyorum sana, dur yapma. Yapma Ayşem. Ay, çok ıslandım ya. Burada mı oturuyorsun? Hayır, sevgilim oturuyor. Hadi gel. Yapma diyorum sana. Çok güzel ceza vereceğim ama sana. Yapma. Yalvarırım yapma. Yeter artık ne olur. Yeter. Yeter diyorum ama. Yapma Ayşem yapma. Yapma. Ay, çok uzandım. Aferin kızım. Ben olsam suyu daha da açarım. Siz kimsiniz amca? Boş ver lan. Ay yapma Ayşen. Aç biraz daha aç. Yeter. Söyle bakayım bana, sen kimin kızısın? Babamın. Güzel, güzel. Siz tanışıyor musunuz? Hayır. Tanışmıyoruz. Tanışmıyoruz. İyi ama Sevgi... Bu kız? Bu yakınlarda oturuyorlar. Bana hep oynamaya gelir. Güzel. Sen kızıyla tanıştın, ben de babasıyla. Bu Ömer. Merhaba. Merhaba. Ben gideyim artık. Neden? Yemeğe kalsana. Başka zaman. Nasıl olsa evi öğrendim. Ne oldu? Niye geldin Sevgi? Kadir'e seni tanımadığımı söylediğim için çok utanıyorum. Ama biz birbirimizi seviyoruz ve onu kaybetmek istemiyorum. Seni önceden tanıdığımı, hele senin beni sevdiğini hiç bilmemeli. Ne olur anla beni. Kadir benim arkadaşım, kardeşim, dostum. Onun mutluluğu benim mutluluğum. Bana güvenebilirsin. Sen çok iyi bir insansın. Uyusun da büyüsün ne? Ayşe, beni seviyor musun? Hem de çok. Bir şey söylesem yapar mısın? Yaparım babacığım. Bir daha Sevgi ablanı görmeye gitmeyeceksin. Neden baba? Bak kızım.
Bunun nedenini sana büyüyünce söyleyeceğim. Dostum, hesabımızın bitmediğini söylemiştim sana. Bu sefer son olur. Beni hayatta hiç kimse korkutamadı. Buna sen de dahilsin. Dostum, seni öldürmeyeceğim. Ölmekten beter edeceğim. Yaşadığına pişman olacaksın. Yerlerde sürüneceksin. Sakat bırakacağım seni. Allahsız kerk! O bana lazım. Benim işime burnunu sokma. Şanslıymışsın. Onun sayesinde gene kurtuldun. Benim de dostumdu arkadaşın. Ama tanıdığım gibi çıkma. Senin bu halini görünce belki bizim dostluğumuzun ne olduğunu anlar. Biz böyle dostuz işte. Onu rahat bırak, söylediğin işi kabul ediyorum. Bırak onu dedim. Yoksa senin işin fena olur. Bırak diyorum. Bırak. Pekala dostum. Ama bu senin de son şansın. Sözünden dönersen çocuğu da sevgiyi de ölmüş bil. Bırakın. Kızım, ağlamasana. Benim bir şeyim yok ki. Çok mu dövdüler baba? Yok. Gel canım, biz seninle çıkalım. Yarın gene geliriz. İnşallah çabuk iyileşirsin. Oh. Ha canım benim, ne cici şeysin sen öyle bakayım. Niye ağlıyorsun, baban için mi? Ben komiserim, babanı dövenleri cezalandıracağım. Sen bakayım ciklet ister misin? Ha, neredeydi o, şu cebimde olacaktı. Tamam. Heh, işte al bakayım. Kötü. Söyle bakalım kim dövdü seni? Diyordunuz kapa çeneni dedim. Senin... Sen devam et oğlum. Diyordunuz kapa ki... çeneni. Evet. Kim dövdü seni bakayım ha? Şey komiserim. Yolda gidiyordum, arkadan bir tanker çarptı ve kaçtı. Çarptı ve kaçtı ha? Peki plakasını aldın mı? Alamadım. Pekala. Kaza sırasında Kadir de yanında mıydı? Evet komiserim, ben de... Kapa çeneni! Bu adamın olduğu her yerde kaza olabilir. Bana bak, senin iki tane gözün var ama bir daha kıptığını görürsem ikisini de...
Bak oğlum, ben senin iyiliğini istiyorum. Doğru söylersen sana yardımcı olabilirim. İfade imzalat. İkidir benim hayatımı kurtarıyorsun. Ama neden komisere hakikati söylememi istemedin? Bak Ömer, sen benim dostumsun. Ama daha iyice beni tanımıyorsun. Hapisten yeni çıktım. Ekrem bir iş yapmam için bana para verdi. O parayla Sevgi'yi alıp buralardan gitmek istiyordu. Ama o kabul etmedi. Beni terk edeceğini söyledi. Ekrem de işi yapmamı istiyor. Aksi halde Ayşem ve Sevgi'yi öldüreceğini söylüyor. Anlıyorum. Merak etme, senin yanındayım. Dua et de çabuk iyileşeyim. Ona öyle bir ders verelim ki bir daha unutmasın. Sen iyi oldu arkadaşım. Ne istiyorsunuz? Neden geldiniz buraya? Anlatın bakalım. Bizden aldıklarını geri ver, bu iş güzellikle bitsin. Aramızdaki savaş hem sana hem de bana büyük zarar veriyor. Anlaşmak ikimizin de yararına olur. Ne anlaşması? Bence bu iş bitmiştir. Siz elinizdeki her şeyi kaybettiniz. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Defolun buradan! Dur Ekrem! Bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz. Bunu kötü ödeteceğim. Kaçırıldı mı? Bunu yapanı biliyorum. Yanına bırakmayacağım, geberteceğim onu. Dur, dur Ömer. Böyle öfkelenmen senin ve Ayşem için iyi olmaz. Dur diyorum sana. Yavrumu kurtarmalıyım o itin elinden. Öldürürler seni, bu işin şakası yok. Hayır, bırak dedim dur. Sana. Dur, gidemezsin bir yere. Dur. Hayır. Kadir. Ayağıyla geldi ama Kadir yanında yok. Önce bunun işini bitirelim, Kadir yasını tutsun. Allahsızlar, kızımı verin bana! O kadar istiyorsan gel kendin al. Şimdi tam zamanı, vur onu. Acele etme yaklaşsın. Bırak! Dur! Bırak beni! Durun! Sakin ol! Kadir bırak beni! Ömer! Dostluğumuza güven! Söz! Ayşem'i şimdi alıp sana getireceğim! Ölmek mi istiyorsun? Onu öldürmeden ölmeyeceğim!
Bırak beni! Sakin ol, sakin ol, sakin ol dedim sana! Ayşem senin olduğu kadar benim de kızım sayılır. Bana inanmıyor musun? Şimdi alıp getireceğim sana. Şimdi alıp getireceğim, bekle göreceksin. Pekala Ekrem. Teklif ettiğin iş bana ters geliyor ama... kızı verirsen... dediğini yapacağım. Pekala, kızı getirin. Baba, babacığım! Ayşem! Canım babacığım! Ay, yavrum benim. Bir tane. Canım kızım. Ayşem. Şimdi sıra Rasim'de. Ne istiyorsun? Seninle hesaplaşmaya geldik. Bunu daha önce de denemiştiniz. Hapisteki günlerini ne çabuk unuttun. Herhalde oraya yeniden dönmek istiyorsun. Bir kadının gözüne intikam bürümüşse ondan kurtulamazsın. Sonun geldi Rasim. Dur! Aptallık etme! Dur! Saat 3'te polise telefon edeceksin. Tamam arkadaşım. Evelallah planımızı yutturacağız polise. Anlaştık. Hadi durma. İşi çabuk bitir. Seni bekliyoruz. Kadir'in yaptığı plan çok iyi ama uygulamaya zamanları olmayacak. Rasim'in kasasındakiler elime geçtiğinde 6 milyon yerine 6 kurşun düşecek hissesine. Görevin şimdi başlıyor yavrum. Sana ihtiyacım var. Göreyim seni Karabaş. Öyle. Bu köpekle ne? Ne oluyor orada? Koşun yakalayın. Bırakmayın, kaçırmayın.
İşte bizim kurban geliyor. Git para çantasını al. Eyvah, bu polis de nereden çıktı? Çabuk kaçalım. Alo, emniyet amirliği mi? Hırsızlık ihbarında bulunacağım. Karşıki köşkte hırsız var. Soyuyorlar. Adres mi? Şirin Sokak numara 7. Polise telefon ettin mi? Evet. Al şunları dostum, artık zenginsin, hemen kaç. Seni bırakıp bir yere gitmem. Bu para ikimize de yeter. Gel birlikte kaçalım. Olmaz. Bu soygunu benden başkasının yapamayacağını polis bilir zaten. Beni burada yakalamaları lazım. Merak etme. Bir seneye kalmaz salıverirler. Olmaz. Olur. Hadi yürü. Yürü. Sen bilirsin. Ama ben bunun sebebini Sevgi'ye nasıl anlatacağım? Çabuk git dedim sana. Vaktimiz kalmadı. Hadi yürü. Gene mi sen? Beni görünce şaşırdın değil mi? Yok. Tahmin ediyordum. Şimdilik hırsızlık suçundan tutuklusun. Bu kadarcık mı? O parlak bileziklere takmayacak mısın? Acelen ne? Polis dediğin aklını kullanır. Görünen gerçeğin altındakini bulur. Bize böyle öğrettiler evlat. Neyini kullanırsan kullan. İşte soygun, işte hırsız. Hadi uzatma. Tak şu kelepçeleri. Acelen seni ele veriyor evlat. Biliyor musun, Rasim'in evi de soyuldu. Öyleyse senin bulduğun doğru ne? Ben komiser Murat. Ya, öyle mi? Bu sefer işim bitik. Seni soygun ve cinayet suçundan tutukluyorum. Hayır, ben öldürmedim. Ben katil değilim. Sen onu dostun Ömer'e anlat. Planları birlikte yaptınız. Ömer paralarla kaçacak, sen yakalanacaktın. Aklınca hafif bir ceza ile kurtulacak, hapisten çıktıktan sonra da Rasim'in paraları ile kont gibi yaşayacaktınız. Sen ve dostun Ömer'le buraya kadar tamam. Ama dostun, arkadaşın senin bildiğin gibi çıkmadı. Cinayeti senin üstüne yıktı. Paraları ve sevgilini alıp kaçtı. Seni de idamlık olarak yakaladı. Yalan! Doğru! Yalan! Ömer bunu yapamaz! Ömer bunu yapamaz! Ömer benim dostum, kardeşimdi. Gör işte. Şair ne demiş? Kimse etmez kardeşin kardeşe ettiğini. Hadi yürü. Sen burada kal. Oğlum ceset morga götürülecek. Dur Kadir, yapma. Yapma. Aç kapıyı Kadir. Aç kapıyı diyorum. Aç. Kadir. Kaçmakta durumu zorlaştırıyorsun. Aç kapıyı. Ömer'e hesap sormaya gidiyorum. Kadir, aç! Çabuk, kapıları tutun! Kadir, polisin elinden kurtulmuş. Nereye gitmiş olabilir? Ben tahmin ediyorum nereye gittiğini. Söyle bakalım Arap Cemal, Kadir nerede? İnanın bilmiyorum. Ömer söylemedi mi? Ömer de kim? Bana numara yapma. Onunla buluştuğunu biliyorum. İyi ama bu suç mu? Hem de çok. Cinayet ve soygun suçundan ikisi de aranıyor. Cinayet mi? Evet, bana yardım ederlerse onların suçsuzluğunu kanıtlarım. Çünkü asıl suçluları biliyorum. Cinayeti Ekrem'le Cihan işledi. Bunu ancak Ömer'le Kadir'in yardımıyla kanıtlayabilirim.
Yoksa suç üstlerine kalacak. Sen de yardakçılıktan içeri girersin. İyi düşün Arap Cemal. Çok korkuyorum. Kadir'in başına bir şey gelmiş olmasın? Şimdiye kadar burada olması gerekirdi. Merak etme, ona bir şey olmaz. Saatlerdir gelecek diyorsun. Hala ortada yok. Belki hesapta olmayan bir iş çıkmıştır. Bu yüzden gecikmiş olabilir. Senin benden sakladığın bir şey var Ömer. Hadi söyle lütfen. Şimdilik sana bir şey söylemek istemiyorum. Lütfen bana güven. Ömer, senden daha önce de fedakarlık yapmanı istemiştim. Şimdi yalvarıyorum. Anlat bana her şeyi. Neler oluyor? Bak sevgi, Kadir'in gelmesi için zamana ihtiyacı var. Ne kadar? 1-2 yıl kadar. Kadir! Neden yalan söylüyorsun? Cinayetin bedelinin 1,5 yıl olmadığını sen de biliyorsun. Neler saçmalıyorsun? Beni görünce çok şaşırdın değil mi? Neler söylüyorsun sen? İşlediği cinayetin suçunu bana yüklemeye çalıştı. Hapiste olduğumu düşünüp seviniyordun değil mi? Kimi öldürmüşüm ben? Numara yapma bana Ömer. Hiç kimseyi öldürmedim ben. Rasim'in cesedinin küçük odada ne işi vardı? Onu öldürdün, bütün suçu da benim üstüme yükledin. Ben idam edilecektim, sen de paralar ve sevgiyle birlikte mutlu bir hayat sürecektin değil mi? Hayır. Doğru değil bu. İstediğin paraysa bunu bana söyleyebilirdin. Ben dostum için her şeyi yaparım. Sen susacak mısın? Gel de sustur. Eğer erkeksen o silahı elinden bırak da kozumuzu öyle paylaşalım. Birbirinizi öldüreceksiniz. Dur! Dur diyorum! Yapma Kadir! Yalvarırım, yapma! Ömer! Yapma, dur! Dur diyorum sana Ömer! Yalvarırım, yapma! Dur! Yapma! Yapmayın! Birbirinizi öldüreceksiniz! İkinize de söylüyorum. Eğer kavgayı bırakmazsanız ben kendimi öldürürüm. Babacığım, babacığım. Ne oluyor babacığım? Çok korkuyorum. Bir şey yok yavrum. Alo? Ben Cemal. Evet Cemal. Ben Kadir. Söyle. Dinle. Komiser geldi. Bütün polisler senin peşinde. Biliyorum. Cinayeti benim işlediğimi sanıyorlar. Hayır, hayır. Senin işlemediğini biliyor. Ekrem'le kız kardeşinin işiymiş. Ne? Neler söylüyorsun sen Cemal? Cinayeti ispatlamak için komiser seni istiyor. Tabii paraları da. Şimdilik hoşça kal. İşi yapanlar Ekrem'le Cihan'mış. Beni affet Ömer. Senden şüphelenmekle büyük bir yanlışlık yaptım. Al, al işte, öldür beni. Delirdin mi? Sen benim tek arkadaşımsın, kardeşimsin. Şimdi ne yapıyoruz ona bakalım. Gidelim buradan. Ben komiser Murat. Kod numaram 444. İrtibatı kaybetmeyin. Şimdi doğru sola döneceksin. Emisarın!
Durun, durun diyorum, durun, teslim olun. Bırakın beni. Arabaya binin çabuk. Bırakın beni. Atlayın arabaya, takip edelim. Daha hızlı, daha hızlı. Plaka numarası EE606. Esenler istikametine gidiyorlar. Tüm yolları kesin. Şimdi atlatırız onları. Ben Komiser Murat. Hey, işin sonuna geldik. Durum su koyverdi. İlk işimiz bu arabadan kurtulmak olmalı. Komiser Murat bütün polisi peşimize takmıştır. Haklısın. Sen bir araba ayarlarken ben de Cemal'e telefon edeyim. Hey, şansımıza bak. Şu kırmızı araba fena değil galiba. Ben onu bir yoklayayım. Ben Cemal. Kadir, sen misin? Evet, polisler peşimizde. Pasaportlar hazır mı? Hazırladım. Yurt dışına tırla çıkacaksınız. Hı, güzel. Nerede buluşalım? Kadir. Kadir. Zeytinburnu'ndaki kum deposuna saat 6.30'da gelsin. Öyle söyle. Zeytinburnu'ndaki kum deposuna saat 6.30'da gelin. Oldu. Hadi yol. Thank you.
Ara çantasını bagajdan al. Bize oynadıkları oyunun faturasını ödeme zamanı geldi. Cemal, Cemal, işte malın hepsi burada. Zenginiz artık, zenginiz. Hey, neyin var senin öyle? Yolun sonuna geldin Kadir. Cemal. Cemal, niçin yaptın bunu? Niye şaşırdın öyle? Bizi hiç beklemiyordun değil mi? Senin işin bitti, gidebilirsin. Affedin beni. Gel buraya. Bu küçük bir örnekti. Şimdi dostluğunuzun ne kadar kuvvetli olduğunu göreceğiz. Hayatta nasıl dostsanız, ölünce de iki iyi dost olacaksınız. Ama daha önce bu ikisinin diri diri gömülüşünü seyredeceksiniz. Yürü! Hayır! Bırakın bizi! Baba! Bırakın bizi! Hayır! Doğru dur lan! Sıra sizde! Girin çabuk arabaya! Girin diyorum! Girin hadi! Ha ha ha!
Sen sevgili Ayşe'mi kurtar. Çayır, çayır yakacağım seni. Kımıldama! Dur gelme!
sonunuz geldi. Kadir! Dur! Ömer! Kadir! Evvela üçünüz. Size söylemiştim, gebereceksiniz. Zamanınız geldi. İlk önce de bunlar Kadir. Hayır! Demek kendini arkadaşın için kurban ediyorsun. Dur! Dur Ömer! Dur Ömer! Dur! Baba! Canım arkadaşım. Sen bunu bilmiyorsun. Zaman böyle yerinde kalır mı sanıyorsun? Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Önceden anlamasın, her şey hoşuna gider. Sonra feryat edersin, çığlığın boşa gider. Kaptırmışsın kendini, görmüyorsun bir yeri. Hatırlattın arkadaş, hayat akar sevgilim. Boğulursun derdinden, unutursun gülmeyi. Usanırsın içmekten, bulamazsın çareyi. Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Önceden anlamasın, her şey hoşuna gider. Sonra